PKK ve KCK'nın durumu 10 saat 25 dakika süren MGK'nın en çok konuşulan konusu oldu. Taraf Gazetesi'nin haberine göre MGK'nın asker kanadı, PSK mensuplarına sokakta yapılan infazlarla asker ve polis eşlerine yönelik tacizler konusunda ayrıntılı bir sunum yaptı. Askerler bu konuda yaşananları görüntülü materyallerle de kurul üyelerine aktardı. İnfazlar ve Koban eylemlerinde KCK'nın rolü olduğu bilgisi verildi. Bunun üzerine KCK'nın da PKK gibi terör örgütü kabul edilmesi ve bu yapıya karşı operasyon yapılması gerektiği görüşü dile getirildi. KCK üyelerine operasyon yapılmaması halinde infazların sonunun gelmeyeceğini de öne sürüldü. Hükümet kanadı ise bu bilgiler üzerine KCK ile ilgili bir çalışma yapacağını ifade etti. Komutan eşlerine yönelik saldırı ve tacizler anlatıldığında ise MGK'da duygusal anlar yaşandı. Bölgede bazı komutan eşlerine burası bizim ülkemiz buradan gidin dendiğinin ifade edilmesi salonda buz gibi bir hava oluşmasına neden oldu. Bazı üyelerin aynı durum sizin eşlerinizin başına gelse nasıl tepki verirdiniz dediği de kaydedildi.